Ya arkadaşlarım Bilmiyorum senin... abi hadi yapalım. Bak, kazanıyor. Bu çok iyi bir video olacak. Bir sene sonra böyle ikisini aynı anda kıyaslarız. Hadi bakalım. İyi olmaz. Şey diyeceğim. Herkes tek tek mi anlatsın? Kendi şey. Yok. Yok sadece koro şeklinde böyle. Hadi başlıyoruz. Hazır mısınız? Hayır. Hayır. Güldürmeyecektim. Bir dakika annemi öpücüksün. Odaya girmesin. Evet. Bak kim burada editlememe sebep olursa koşunu bırakırım bak. Şimdi söylüyorum. Herkese merhaba gezegen halkı. Bugün sizlerle online koçluğu anlatmak için burada öğrencilerimle birlikte karşınızdayız. Bu video herhalde bir 30. girişimiz falan, sürekli böyle aralarda gülerek falan geçirdiğimiz için bayağı bir giriş denemesi oldu ama sonunda ciddileştik ve başlıyoruz. Evet, yorumlara geçmeden önce arkadaşlarımızın bir hedeflerini öğrenelim. Aslı'dan başlayalım. Benim hedefim Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü. Benim hedefim... Özür dilerim. Benim hedefim Cerrahpaşa Tıp Fakültesi. Benim hedefim ODTÜ Mimarlık. Benim hedefim Marmara Tıp. Benim hedefim ilk 20 bin. Benim hedefim belli bir üniversite yok ama Diş Hekimliği Fakültesi. Benim hedefim ilk 10 bin. Benim hedefim Diş Hekimliği. Benim hedefim tıp fakültesi, sıralama olarak da 5000. Benim hedefim 9 Eylül tıp. Benim hedefim tıp veya diş hekimliği. Benim hedefim ilk 10.000. Ben de hukuk okumak istiyorum. Benim hedefim de ilk 10.000 ama hayalimde akademisyenlik var. Biyoloji bölümüne çok ilgi duyuyorum ve akademisyenlik olabilir diye düşünüyorum. Veya tıp olabilir yani. Bu ikisi arasındayım. Hiç vakit kaybetmeden Aslı'yla başlıyorum. Aslı Gül damlası olan iki tane Aslı olduğu için belirteyim. Aslı, sence online koçluk nasıl bir şey? Hani böyle yeni almayı düşünen insanlar var. Yani bize birazcık böyle online koçluktan bahsedip kendi tecrübelerini anlatabilir misin? Tabii. Ben daha başlayalı 3 hafta oldu. Bu arada ben mezuna kaldım ve 12. sınıfın özellikle karantina döneminde yaşadığım en büyük sıkıntı programlama aşamasıydı. Yani her şeyi güzel yaptığımı sanıyordum. Ta ki sınav sonucu açıklanana kadar. Aslında kendimi kandırıyordum. Hani bu aylarca çalışmanın verdiği yorgunluk ve hani denetlenmemenin olmasından sebep. Sonra mezunla kaldığım zaman aklıma gelen ilk şey hani dershane dışında yani konuları öğrenmenin dışında bir programlamaya ihtiyacım olduğuydu. Ve biraz araştırdım ne yapmam gerektiği konusunda. Sonra Kemal abiye denk geldim. Bir ailemle görüştüm. Ve başladık işte Kemal abiyle beraber. Daha 3 hafta oldu. Ve bu 3 hafta içerisinde kendimde geçen sene de hiç bir şekilde göremediğim bir verim görmeye başladım. Yani bu yayınlar sağ olsun, Kemal abinin programları sağ olsun. İnanılmaz iyi oluyor. Böyle yani. Çok teşekkür ederiz. Bu arada yayınlardan bahsedeyim. Belki şu an bize hani YouTube'dan direkt olarak izleyenler ve yayınları bilmeyenler olabilir. Biz her sabah Twitch'ten, Bilkent Mühendis Twitch kanalından sabah 7'de ders çalışmaya başlıyoruz ve akşama kadar bu şekilde çalışıyoruz. İşte akşamları da böyle video çekmeye falan çalışacağız bundan sonra inşallah. Ve Ilgın'a geçiyoruz. Ilgın sendeyiz. Merhaba, ben Ilgın. Kemal abiyle 2 haftadır devam ediyoruz. Yani bir hafta oldu, bu 2. haftamız. İşte ben mezuna kaldım. Geçen sene benim problemim düzensizlikti ve bu düzensizlikten dolayı sevmediğim konulara çalışmıyordum asla. Bu sene mesela Kemal abiyle başladım, asla çalışmadığım konulara çalışmaya falan başladım. Hani beni azimli olmaya itiyor, hırslı olmama itiyor ve ben hiç hırslı bir insan değilim normalde. Hani bu hedef veriyor bana ve ben o hedefe ulaşmamak için daha hırslı, daha azimli olmaya çalışıyorum. Yani karakter olarak da beni geliştiriyor aslında. Yani birçok yönden iyi şeyi var yani. Evet, sen zaten daha yeni başladığımız için çok fazla bir şey söyleyememen normal. Aynen, evet. Aynen. Çok fazla bir şey söylüyorum. Bu bir haftada. Mesela benim geçen sene olmayan azmim şu anda var. Bu bir haftada bile oldu. Hatta 3-4 gündür falan devam ediyorum. Gayet olumlu bir şey var bende. Öyle tavsiye ederim yani. Çok teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar bu arada hani böyle hani şey gibi olmasın. Hani böyle 2-3 haftalık öğrencilerine de yorum yaptırıyor gibi düşünmeyin. Hani biz şu an bir yayındaydık. Ders çalışma yayınındaydık. O yayında da böyle bir şey aklımıza geldi. Yayında olanlarla çekiyoruz. Ilgın'la da hani yayınlara bayağı. Ilgın, sen herhalde yayınlar başladığından beri yayınlara katılıyorsun değil mi? Evet, evet.
Yani aslında yayınlarda birbirimizi daha yakından tanıma imkanı da bulduk. Hani sonuçta önceden aynen. haftada bir görüşüyorduk ve şimdi hani daha fazla görüşmeye başladık her aslında bir nevi. Aynen her gün görüşüyoruz. Diyor ve Berk'e geçiyoruz. Öncelikle herkese merhaba. Ben de bu sene ikinci mezunuma kaldım. Bu sene ben geçen sene hatalarımdan biri de düzenli planlama yapıyordum. Haftalık planlama yapıyordum ama kendimden başka bir kontrol mekanizması olmadığı için bunları devam ettiremiyordum. Birkaç gün devam etse üçüncü gün devam etmiyordu, dördüncü gün devam etmiyordu. Bu sene bana bir kontrol mekanizması lazımdı. O yüzden Kemal abiyle çalışmaya başladım. Bu üçüncü haftamız. Bununla birlikte Kemal abinin tablolarında falan da her gün çözdüğümüz saati yazıyoruz, soruyu yazıyoruz. Bu soruları gördükçe her hafta üstüne katasınız geliyor. Her hafta arttırıyorsunuz. Bunun üstüne Twitch yayınları verimi çok fazla arttırıyor. Çünkü tek başınıza çalışınca illaki odağınız kaçıyor, sıkılıyorsunuz. Başka şeylere odaklanıyorsunuz. Ama burada karşınızda en az bir 5-10 arkadaşınız olunca onlar çalışınca sizin de çalışasınız geliyor. Veriminiz daha artıyor. O yüzden hepinize tavsiye ederim. Çok teşekkür ederiz Berk. Evet geçelim Berkant'a. Merhaba ben Berkant. Kemal abiyle yaklaşık Mayıs ayından beri çalışıyoruz. Bayağı oldu galiba. Evet bayağı olmuş. Kemal abiyle Mayıs ayında başladık dediğim gibi. Başka ne anlatabiliriz? Abi ben ne anlatayım şimdi ya? Merhaba ben Berkant. 12. sınıfa geçtim. Kemal abiyle Mayıs ayından beri çalışıyoruz. Benim koçluğa başlamamın sebeplerinden biri her öğrencinin başına geldiği gibi nereden başlayacağını bilmemek. Bunun gibi bir sürü soru geliyor her öğrencinin başına. Bu yüzden koçluğa başladım. Kemal abi sayesinde bu sorunları bir bir ayıklamış olduk. Aklımdaki düşünceler gitmiş oldu açıkçası. Bunlar da yardımcı oluyor. Ders planlamasında gerçekten çok yararı olduğunu düşünüyorum yani ben kendi açımdan. Daha önceden bu kadar çalışmıyordum yani. Bu Twitch yayınları olsun erken kalkmamızı sağlıyor. Yani daha önceden hiç böyle bir 5.30-6.30 gibi kalkacağımı düşünmezdim yani. Bunlar da katkısı oluyor bayağı. Çok teşekkür ederiz Berkant ve Zeynep'teyiz. Zeynep Akçil. Ben Zeynep, mezunum bu sene. Geçen sene dershaneye gitmiştim. Orada dershanedeki en büyük eksikliğimiz doğru bir şekilde koçumuz yoktu. Ben de sürekli takipte olması gereken bir öğrenciyim. Yoksa boşluyorum her şeyi. Kemal abinin Twitch yayınlarını aslında ben geçen sene Ramazan'da ya da karantina gibi bir dönemde rastlamıştım. Bir tane etüdüne katıldığımda çok verimli geçtim. O zamandan beri aklımdaydı aslında Kemal abi. Bu sene de mezuna kalınca değerlendirmek istedim. 3 haftadır birlikte çalışıyoruz ama bu 3 hafta boyunca diğer arkadaşlarım dediği gibi inanılmaz fazla verim aldım çalışmamdan. Çok memnunum. Bence zaman geçtikçe daha da çok verim alacağımı düşünüyorum. Umarım. Süper, teşekkür ederim. Salih'e geçiyoruz şimdi. Merhaba derece öğrencileri. Derece öğrencileri diyorum çünkü derece yapan öğrenciler zaten ete kemiğe bürünmüş biz gibi insanlar. Ve bu kanalı izliyorsanız gerçekten hayaliniz ve hedefiniz vardır ki böyle bir kanalı takip ediyorsunuzdur. Öncelikle şunu söyleyeyim. Kemal abinin koçluğuyla birlikte siz disiplinli ve sistematik bir çalışmaya giriyorsunuz. Yani özellikle verdiği çalışmalarda bizi günlük olarak takip ediyor. Diken üstünde kalıyorsun. Zaten çalışmak zorundasın. Çalışmazsan kaydın yenilemiyor. Böyle bir şey de var yani. O yüzden çalışıyorsun ve cidden çalıştığın zaman kendini geçiyorsun. Yani kendi kendine yarışmanı sağlıyor. Bu birinci avantajı. İkinci avantajı dakika veriyor. Yani özellikle mesela sen dersin başına oturduğun an ne kadar soruyu kaç dakikada çözmüşsün. Bunu görebiliyorsun. Tablolarını görebiliyorsun grafik halinde. Ve en önemlisi senin eğer derece yapmak istiyorsan ve hayaline kavuşmak istiyorsan gerçekten hatalarını öğrenmen gerekiyor. Ve bu hatalarını da sınav sürecinde zamanın kısıtlıyken kendin oturup bütün denemelerin analizini yapamayacağına göre böyle bir koçluk sayesinde deneme analizi yapabilme imkanı buluyorsun. Ve bu sayede bence koçluk çok yararlı olacağını düşünüyorum. Yani eğer kendine güveniyorsan bence tam sana göre. Çok teşekkür yani ederiz. Rica ederim. Eklemek istediğin başka bir şey var mıydı? Yani ben koçluğu aldığımdan beri
her hafta kendimi geçiyorum. Bu konuda gayet mutluyum. İnşallah güzel olur. Teşekkür ederim Kemal abi. Ben teşekkür ederim. Emirhan'a geçelim. Emirhan mikrofonu kapalı ama şu an. Merhaba abi, buradayım. Abi ben geçen yıl okulun kurslarına kalıyordum her gün. Hafta sonu sabah 8'de kalkıp kurslara gidiyordum. Ondan sonra bir de özel derse gidiyordum. Bunların hiçbir yararı olmadı bana. Senemin sonunda 190 bin sıralama aldım. Şu an geçen deneme çözdüm. Yani 3 hafta oldu senden koşluk alalı. Denememde geçen yıl yaptığım en yüksek netten daha çok yaptım. 3 haftada çalışmayla. Bir de bu yayınlara geliyoruz. Yayınlarda yani insanın daha çok çalışası geliyor. Bazı diğer rakiplerine çalıştığını görünce insan bir şey deniyor. İşte yani. Verimli geçti yani. Verimli bayağı, evet. Süper, çok teşekkür ederim. Başka eklemek istiyorum. Çözdüğün soruları gördükçe insanın daha çok çözesi geliyor zaten. Hedefine ulaşması için. O zaman nice soru çözmeleri diyoruz ve Zeynep'e geçiyoruz. Diğer Zeynep. Merhaba, ben Zeynep. 12. sınıf sayısal öğrencisiyim. Kemal abiyle 5 haftadır çalışıyoruz. Ben en çok her sabah kalktığımda neye çalışacağımı bilemiyordum. TYT mi çalışsam, 11 mi çalışsam en çok bunda takılıyordum. Ve Kemal abiyle çalışmaya başladıktan sonra bunların hepsi yerine oturdu. Kafam rahat ediyor. Verimli geçiyor yani, değil mi? Evet, çok verimli geçiyor. Ve planlarda da günlük kaç saat çalıştığım gördükçe daha çok çalışasım geliyor. Ayrıca buradan çalışmak da çok verimli geçiyor. Twitch üzerinden. Çok teşekkür ederiz. İnşallah daha da verimli geçecek. İnşallah. Atakan, sendeyiz. Ben genel olarak soru çözmeyen bir öğrenciydim. Hani konularım falan da genel olarak boştu yani. Kitaplarım bomboştu. Bunun içinde kendime kılıyordum falan. Sonra bir Kemal abiye başladım. Mucize gibi bir şeydi ya böyle. Kitaplarım yavaştan böyle tamamlanmaya başladı falan. Ben çok beğendim. Öneririm de. Güzel yani. Mutlu oluyorsunuz. Çok teşekkür ederim. İnşallah nice mucizeler ediyoruz. Evet Nimet, sendeyiz. Merhaba, ben Nimet. 12. sınıfa geçtim. Sayısal öğrencisiyim. 11. sınıfta dershaneye gittim. Ama gittikçe ve vakit kaybettikçe pişman oldum. Daha sonra hep şey diyordum, hani açığa geçsem nasıl olur, okula gitmezsem verimimi düşürüyor mu falan diye. Karantinaya girince bunu denemek için şansım oldu ama o kadar verimsiz geçirdim ki, yani daha verimsiz geçiremezdim. Sonra Kemal abi sürekli izliyordum zaten ve öğrencileriyle çok ilerlemişti. Kendimi çok geride kalmış hissediyordum. Kendime sürekli planlar yapıyordum ama yetişmek için çok yoğun planlar yapıyordum ve bir gün çalışsam bile ertesi gün asla çalışamıyordum. Erken kalkamıyordum ya da bir gün kalktım, 2-3 gün kalkamıyordum. Nerede ne kadar ilerlediğimi bilmiyordum, ne yaptığımı bilmiyordum. Bir şeyler yapıyordum ama hani ne yapıyordum ben bile bilmiyordum. Sonra zaten sürekli koştuk alıp anlamakta kararsızdım. Acaba boşuna mı almış olurum yoksa gerçekten bir yarar sağlar mı diye. Karantina boyunca bunu ikilemde gidip geldikten sonra baktım Temmuz'un sonuna geliyoruz. Artık bir şeyler yapmam gerekiyor ve ya denemekten hiçbir zarar gelmez dedim. Bir şey kaybetmem dedim. İşte bir ay denedim ve henüz hiçbir şey kaybetmedim. Gayet de güzel gidiyoruz. Devam etmeyi de düşünüyorum. Size de öneririm eğer böyleyseniz. Eğer konu eksiğiniz değilse ama çalışma disipliniz eksikse mutlaka denemelisiniz. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ederiz. İnşallah daha da verimli geçer birlikteliğimiz. Evet Hülya, sendeyiz. Merhaba, benim adım Hülya. İkinci mezunluğum bu sene. Geçen sene dershaneye gidiyordum. Kendi planımı kendim oluşturuyordum. Haftalık programlar oluşturuyordum. Ama diyelim ki işte bir iki gün yaptım, üçüncü günü yapamıyordum. Bu şekilde ilerliyordu. Ya da işte yetiştiremedim, yarın yaparım falan diye düşünüyordum böyle. Hep bir şekilde aksıyordu. Bu süreçte tekrardan dershaneye gitmek istedim. Yani şu an
karar verme aşamasındayım. Şu şekilde ya evde çalışıp koçla beraber çalışacaktım ya da dershaneye gidip oranın hani rehberliği. Ama dershanelerin rehberliği bence bu kadar ilgili olmaz diye düşünüyorum. Mesela işte size plan hazırlıyor. Grafiklerle soru takibinizi, denemenizi bireysel olarak takip ediyor. Bu yüzden çok yararlı olacağını düşünüyorum. Benim gibi yeni başlayanlar için. Bir de bir aylık denemeden hiçbir şekilde zarar gelmeyeceğini düşünüyorum. Deneyebilirsiniz yani. Çok güzel, çok memnunum. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. İnşallah verimli geçer. İnşallah. Evet. Hadi ya, bir şey olmaz sanki, ne olacak ya arkadaşlar, çok da büyüttünüz. Ben senin için iyi olmasını istiyorum ama heyecanlanıyorum. Ondan ya bir şey yani. Olmaz bir şey olmaz ya, ne olacak sanki, içinizden ne gelirse onu söyleyin. İlla böyle aşırı övmenize falan gerek yok. Hadi bakalım başlıyoruz. Evet Aslı, sendeyiz. Merhaba, öncelikle Kemal abiyle online koçluğa 2 ay önce başladık. Bugün tam 2. ayımızı dolduruyoruz. Ben meslek lisesi çıkışlı olduğum için temelim yok denebilecek kadar az düzeydeydi. Birkaç defa dershane deneyimim oldu ancak hani bir şekilde senin seviyene gitmedikleri için temelin her zaman boş kalıyor ve ileriki konularda yetişemiyorsun. Bu konuda Kemal abi gerçekten bana çok yardımcı oldu. Çünkü sıfırdan başladık beraber ve kademe kademe altını doldura doldura ilerlediğimiz için ileriki konularda sorun yaşamayacağımızı düşünüyorum. Bu sınava tekrar girmeye karar verdiğimde tereddütlerim vardı. Hani bir şekilde başlıyordum, günlük planımı yapıyordum ama o plana hiçbir zaman uyamıyordum. Bu yüzden de Kemal abi bana çok yardımcı oldu. Çünkü birinin sizi sürekli takip ettiğini bilmek gerçekten sizi ne kadar strese soksa da bir yandan da ders çalışmaya teşvik ediyor. Böyle. Çok teşekkür ederim. İnşallah verimli bir birliktelik geçiririz birlikte. Ben yine yazamadım ama doğaçlama yapacağım yine. Tamam, hadi yap doğaçlama. Aa, tablolardan bahsetmedim. Ne? Ya tamam, yeter. Evet Buse, sen ne düşünüyorsun? Ben Buse. Kemal abiyi ben birkaç yıl önce Instagram'da görmüştüm. Ama o zamanlar koçluk yaptığını bilmiyordum. Korona süreci başladığından beri YouTube'da Kemal abiyi takip etmeye başladım. Orada öğrencileriyle ne kadar çok çalıştığını gördüğüm zaman kendimin hiç çalışmadığını fark ettim ve neden ben Kemal abinin öğrencisi olmayayım dedim. Sonra Kemal abiyle yaklaşık 3 aydır birlikte çalışıyoruz ve gerçekten çok verimli geçiyor. Gerçekten hem çok çalışıyoruz hem verimli çalışıyoruz. Şu anda Twitch'te de canlı yayınlar çok verimli ve eğlenceli geçiyor. Tabloları da doldurdukça ne kadar güzel çalıştım, ne kadar verimli çalıştığımı görüyorum ve her gün yeni bir gün için motivasyonla uyanıyorum ve yani bence çok güzel gidiyoruz şu an. Hedeflerime günden güne yaklaştığımı hissediyorum ve böyle gidersem de yapabileceğime inanıyorum. Yani en önemli şeylerden biri de bence insan kendine inanması. Ben kendime inanmıyordum. Kemal abi ettiği tehditlerle de olsa kendime inanmamı sağladı. O yüzden çok mutluyum. Yani bilmiyorum, bence denemekten bir zarar çıkmaz. Bence deneyebilirsiniz. Siz de benim gibi çalışamıyorsunuz. Öyle. Çok teşekkür ederiz. Evet Şeval, sendeyiz. Merhabalar, ben Şeval. 2. mezunum bu yıl ve benim için bu zor süreçte bir destek aradım kendime. Ve Kemal abiyle tanıştım. Ben dershaneye gittim daha önce fakat verim alamadığımı fark ettim. Çünkü ben evde çalışmayı seven bir insanım. Ve konularımı kendi başıma halledebiliyorum. Sadece plan program yapamıyorum. Yani nereden başlayacağımı bilemiyorum. Başlasam çalışsam bile daha fazla konu çalışıyorum. Soru sayım az kalıyor. Bazen çok fazla soru çözüyorum ama konularda tam bazı şeyleri yerine oturtamıyorum. Ama aklımdaki soruları daha önceden bunu başarmış birine, güzel şeyler başarmış ve beni anlayabilecek bir insana sorabiliyorum aklıma gelen her şeyi ve gerçekten çok yardımcı oluyor. Aklımda hiç soru işareti bırakmıyor. Plan yapıyoruz her hafta, aynı gün konuşuyoruz. Plan yaptıktan sonra o plana uymak zorunda kalıyorum ve bu bende bir sorumluluk hissi yaratıyor ve beni daha çok
çalışmaya zorluyor. O sorulara yetişmeye zorluyor. Ondan sonra söyleyebileceğim şeyler, soru hedefinize ulaşmak için çok fazla çalışıyorsunuz ve bu Twitch yayınları da gerçekten çok yararlı oluyor. Karşınızda bu pandemi sürecinde kütüphanelere gidemiyorsunuz ve evde çalışırken de sürekli dikkat dağıtıcı şeyler oluyor. Yani ben sürekli dikkatim dağılıyor. 10 dakikada bir kalkıyorum, evin içinde dolaşıyorum ama bakıyorum insanların ders çalıştığını görünce ben de ders çalışıyorum ve böyle bu şekilde çok güzel bir çalışma ortamı oluşturdu bize. O yüzden ona çok teşekkür ediyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. Ben teşekkür ederim. İnşallah daha da verimli olmaya devam eder. Abi niye cümle kuruyor ki? Oldu bence abi, oldu. Biraz küçükken ne olmak istediğini söyleyeceğim. Ama o gündayken astronot olmak istiyordum. Güzeldi. Adem elini ısırdı. Oradan kes, ben niye fakülte dedim ki? Hiç de söylemiyorsunuz bir dur diye.